14 Haziran günlerden salı 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Şimdilik güneşli bir Eskişehir sabahında sizlerle birlikteyiz. Ancak ilerleyen saatlerde özellikle öğleden sonra yağmurun beklendiğini hemen sizlere aktaralım. Evden çıkacak olan izleyicilerimiz yağmura karşı tedbirlerini almayı ihmal etmesinler diyelim ve ilk haberimizle başlayalım. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde bir otelde yangın çıktı. Otelin içindeki vatandaşlar alevleri, dumanları fark edince hemen binayı terk ettiler. Dışarıdaki vatandaşlar da alevleri fark edince hemen durumu ekiplere bildirdiler. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralının olmadığı açıklandı. Yangın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı binanın üst katında bulunan bir otelde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden oteldekiler binanın dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otel kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Sıradaki haberimize devam edelim. Zam haberiyle devam edelim. Hızlı trene son 6 ay içerisinde 4. zam geldi. Eskişehir Ankara arası 67 TL iken artık son zamla birlikte 123 liraya kadar yükseldi. Zamdan haberi olmayan bilet alırken yeni zamı öğrenen vatandaşlar da sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Şubat ayında Eskişehir-Ankara arasında hızlı treni kullanan bir kişi 67 lira ödüyordu. Son gelen zamla birlikte bilet fiyatı 123 lira oldu. Zammı bilet alırken öğrenen bazı yolcular sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yüksek hızlı tren fiyatlarına 6 ayda yapılan 4. zam oldu. Evet otobüs fiyatları iki katına çıkmışken vatandaşlar da daha uygun olması nedeniyle hızlı trenlere yoğunluk göstermişti. Yoğunluk artık e, otogarlardan garlara e, çevrilmiş durumdaydı. Biliyorsunuz akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bir e, bilet fiyatları da epey yükselmişti. 2-3 katına çıkan biletler söz konusuydu. Hızlı trene de bir yandan zamlar gelmeye devam ediyor. Son 6 ay içerisinde 4. zam yapıldı. Sıradaki haberimize devam edelim. Geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmiyor ancak çıkan kavga ne yazık ki can aldı. Doğukan Yener darp edildi ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin çalışmaları sonunda ise gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı. Yeni Bağlar Mahallesi'nde bulunan alkollü bir eğlence mekanında 5 Haziran Pazar günü sabaha karşı iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucu darp edilerek yaralanan Doğukan Yener kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin incelemeleri ve 29 kişiden alınan ifadelerin ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mertcan A tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı. Evet çıkan kavga ne yazık ki maalesef can aldı. Doğukan Yener çıkan kavgada darp edildi ve hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişi de tutuklandı. Sıradaki haberimizle devam edelim. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Eskişehir Spor'un olan genel kurulu yapıldı. Seçime tek aday giren mevcut başkan Mehmet Şimşek oy birliğiyle yeniden ikinci kez başkanlığa seçildi. Eskişehir Spor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren yönetim kurulu başkanı Mehmet Şimşek, oy birliğiyle ikinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Şimşek seçimin ardından mazbatasını aldı. Toplantıya 871 kulüp delegeden 148 kişi katıldı. Başkan Şimşek, buradaki insanlar hala kulübü terk etmeyen insanlar, bu kulübün iyisinde de kötüsünde de arkasında olan insanlar. Biz kulübümüzü yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Bu çekirdeği kadromuza yapmak istiyoruz. Ekonomi ve hayat şartlarını biliyorsunuz ama biz yine bütün yönetim kurulu arkadaşlarım adına gece gündüz çalışarak yapabileceğimizin en iyisini yapıp mücadele etme sözü veriyoruz. Açıklamasını yaptı. İnönü'ye gidelim. İnönü'de bulunan keklik çiftliği büyümeye devam ediyor. İnönü Belediyesi tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ve bölgede tek olma özelliği taşıyan merkez, bölge halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Keklikler zirai mücadele kapsamında yetiştirildikten sonra doğaya salınmaya devam ediliyor. İnönü Belediyesi Fen Şantiyesi'nde 150 yumurta ile başlanan ve şu anda erkek dişi ile 400 keklik kapasitesine sahip üretim merkezinde Kuluçka döneminde bulunan 500 yumurtanın da 300'ünden çıkan keklikler dirayi mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacıyla yetiştirildikten sonra doğaya salınıyor. İnönü Belediye Başkanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların da büyük ilgi duyduğu keklik üretimine talep edilmesi halinde İnönü Belediyesi keklik üretim merkezinden yakında ücretsiz olarak keklik dağıtımına başlanacağına duyuruldu. Şimdi Eskişehir sokaklarıyla devam edelim. Sokaklarda karşımıza çıkan trafolarda direklerde sizler de görüyorsunuz oldukça durum vahim yap çizilen e, çizimler ve asılan afişler nedeniyle trafolar ve direklerde çirkin görüntüler ortaya çıkmış durumda. Mahalle sakinleri de gerekli yaptırımların uygulanmasını istiyor. Eski Bağlar Mahallesi'nde bazı sokak ve caddelerde yer alan elektrik direkleriyle trafolar vandalların hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerinde çizimler yapılan ve çeşitli afişler yapıştırılan trafo ile direkler çirkin görüntülere sahne oluyor. İzinsiz olarak yapılan bu eyleme karşı mahalle sakinleri isyan etti. Çevrede yaşayan vatandaşlar yetkililer tarafından gerekli temizleme işlemleri yapılsa bile kısa süre içerisinde yerine yenilerinin asıldığını veya çizildiğini belirtiyor. Duyarsızca yapılan kirletme işlemine karşı vatandaşlar gerekli yaptırımın yapılması için yetkililere seslendi. Evet sizlerde az önce gördüğünüz direklerin trafoların hali çizilen e, çizimler yapıştırılan afişler nedeniyle bir de e, yağmur çamur derken son hali bu şekilde mahalle sakinleri de gerekli yaptırımların e, uygulanmasını istiyor. Türkiye Kano Federasyonu ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Eskişehir'de düzenlenen Durgun Kano Türkiye Kupası büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışlara 210 sporcu katılırken düzenlenen törenle dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Türkiye Kano Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Durgun su kana Türkiye kupası mücadeleri yağışlı ve zorlu hava koşullarına rağmen nefesleri kesti. Büyükşehir Belediyesi Sarısungur göletinde yapılan yarışlarda eski genel müdürlüğünün mühendisleri ve teknik ekipleri tarafından gerekli bakımları yapılarak kurulan otomatik çıkış sistemi de faaliyete girdi. Düzenlenen Durgun Su Kana Türkiye Kupası yarışlarına 15 şehirden 23 kulüp ve 210 sporcu katılırken ilk gün 1000 metre yarışları gerçekleştirildi. Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün kulübünden 9 sporcunun mücadele ettiği yarışların ikinci gününde 500 metre, pazar günü olan son gün ise 200 metre yarışları ile şampiyona tamamlandı. Şimdi asayiş haberleriyle devam edelim. Firari hırsızlara bakarım. Firari durumda olan ve toplamda 44 yıl hapis cezası bulunan iki hırsız ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan AA ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 24 yıl 15 gün hapis cezası bulunan SY yakalandı. Yakalanan firari şahıslar tutuklanarak cezamine gönderildi. Hırsızlardan uyuşturucu satıcılarına geçelim. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sokak satıcısı olan iki şahıs yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Odunpazarı ilçesinde yakalanan iki şahsın üzerinde yapılan aramalarda bonzai, metanfetamin, sentetik eczah hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu çerçevesinde gözaltına alınan MC ve BC emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Eskişehir'de son günlerde etkili olan sağanak yağış mevsimlik işçileri vurdu. Aralıklarla devam eden sağanak yağış çadırlara zarar verirken mevsimlik işçilere de zor anlar yaşattı. Eskişehir genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Tepebaşı'nın Beyazaltın Mahallesi'nde bulunan mevsimlik işçi çadırları zarar gördü. Mahalle çevresindeki tarlalarda çalışan 130 mevsimlik tarım işçisinin barındığı 25 çadırda sağanak yağmur dolayısıyla sorun oluştu. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadırların içerisine yağmur sularının girdiği, halı, battaniye ve yorganların zarar gördüğü, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı tespit edildi. Meydana Gelen zarardan dolayı AFAD ve Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ekiplerinin gerekli yardımları yapmak üzere bölgede tespitlerde bulunduğu öğrenildi. Evet son günlerde etkisini iyice arttıran sağanak yağış mevsimlik işçilere zor anlar yaşattı. Şu anlık e, yağmur yok ancak dediğimiz gibi öyle saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. Bu haftanın da yağmurlu gök gürültülü geçeceği ekipler tarafından yetkililer tarafından belirtilmişti. Bol yağışlı bir hafta bizi bekliyor. Evet son haberimizdi. Bugünlük de 10'da 10 on programını noktalandırıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.